Şimdi hepimiz burada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Trump'ın Venezuela ile ilgili kararının kabul edilemez olduğunu biliyoruz. Trump burada aslında kendisini gayrimeşru ilan etmiştir. Kendisini kanun dışı ilan etmiştir. Hiçbir devletin başka bir devletin başkanı ile ilgili başkan atamak, başkanı kabul etmemek gibi bir hakkı ve yetkisi yoktur. Burada Venezuela'nın devrimci halkının da ve Venezuela ordusunun da Maduro'nun çevresinde kenetleneceğini ve Amerika'ya en güzel cevabın buradan verileceğini biliyoruz. Türk milleti de, Vatan Partisi de Maduro ile birliktedir. Amerikan emperyalizminin bu saldırganlığını kınıyoruz ve asla kabul etmiyoruz. Şunu görmek gerekir, az önceki sayın konukların da açıklamalarında, konuşmalarında vardı. Amerika'nın saldırganlığı yeni değil. Amerika yıllardır hem kendi bölgesine saldırır, Güney Amerika'ya, hem dünyanın diğer bölgelerine saldırır emperyalist amaçlarla. Burada yeni olan Amerika'nın yalnızlaşmasıdır. Eskiden Amerika saldırırken yanına onlarca emperyalist devleti alır, bu devletlerle bir koalisyon halinde saldırırdı. 1991'deki Körfez Savaşı'nı hatırlayın. Amerika'nın yanında 40'ın üzerinde büyük devlet vardı. 40 devletle beraber İran üzerine saldırmıştı Amerika. Bugünse Amerika'nın yanında birazcık Kanada'yı sanıyorum görüyoruz bu Venezuela konusunda. Onun dışında bir başka devletten bahsedemiyoruz. Yine geçtiğimiz günlerde Amerika'nın İsrail ile ilgili geçtiğimiz aylarda İsrail ile ilgili aldığı İsrail'in başkentinin ile Kudüs olduğu ile ilgili aldığı bir kararda da Amerika'nın yalnızlaştığını, dünyanın büyük devletlerinin Amerika'nın yanında yer almadıklarını gördük. Aslında bu tablo bugün geldiğimiz noktayı özetliyor. Amerika bütün dünyayı karşısına almış durumda. Amerikan saldırganlığının Çin'e yöneldiğini görüyoruz. Çin'e karşı hem ekonomik bir savaş içerisinde olduklarını görüyoruz hem de bir takım bölücü operasyonlar içerisinde olduklarını görüyoruz. Rusya'ya karşı bir büyük ekonomik savaş olduğunu, oraya Rusya devletine karşı bir ambargo, ekonomik ambargo yürüttüklerini görüyoruz. Aynı zamanda Doğu Avrupa üzerinden bir füze kalkanıyla Rusya'nın kuşatıldığını yine görüyoruz. Geçtiğimiz aylarda Ukrayna üzerinden bir provokasyon girişimi yapıldığını, Karadeniz'den hem Türkiye'nin hem Rusya'nın kuşatılmaya çalıştığını gördük. Avrupa'ya karşı yine Amerika cephe almış bulunuyor. Fransa'ya karşı, Almanya'ya karşı cephe almış durumda. Avrupa'ya karşı bir ekonomik savaş var. Avrupa'nın büyük şirketleri, otomotiv şirketleri Amerika'da biliyorsunuz emisyon skandallarıyla karşılaştı. Milyarlarca dolar ceza ödemek zorunda kaldılar. Avrupa da buna Amerika'nın bilişim şirketleri üzerinden cevap verdi. Amerika'nın dev bilişim şirketlerine milyarlarca dolar vergi cezaları kesti Avrupa Birliği. Bölgemizin zaten 1990'dan beri saldırı altında olduğunu görüyoruz. İran parçalanması sürecini, Suriye'nin parçalanması sürecini gözlerimizin önünde gördük ve yaşadık. Şu anda bir tespit yapmamız gerekiyor. Bugün Venezuela ile Ege aynı cephedir. Ege ile Hürmüz Boğazı aslında aynı cephedir. Amerika Venezuela'ya saldırırken büyük insanlık cephesine saldırmakta. Yani Venezuela'ya yapılan saldırı aslında Türkiye'ye yapılmış olan saldırıdır. Venezuela'ya karşı Amerikan saldırganlığı Suriye'ye karşı yapılmış bir saldırganlıktır. Rusya'ya karşı, Çin'e karşı, İran'a karşı yapılmış bir saldırganlıktır. Bir tek cepheden bahsediyoruz burada. Bir insanlık cephesinden bahsediyoruz. Karşıda da Amerikan emperyalizmini görüyoruz. Ne yapmaya çalışıyor Amerikan emperyalizmi? İkinci Dünya Savaşı'nda sonra oluşmuş olan kuvvet dengelerini devam ettirmeye çalışıyor. Ama her aşamada, her noktada, her savaşta yenildiğini ve kaybettiğini görüyoruz. Bu saldırıların hepsinde Amerika yenilmiştir. Daha önce de hatırlarsınız Venezuela'da defalarca iki kez darbe girişiminde bulundu ve burada kaybetti. Yine Amerika'nın Venezuela'da yenileceğini görüyoruz. Irak'ta kaybetti, Sayın Saracın Suriye'de söylediği, kaybetti. İşte Maduro'nun da yönetimsel hataları vardır eleştirisine katılıyor musunuz? Bakınız bunlar emperyalizmin psikolojik savaş argümanlarının yarattığı şeylerdir. Bugün Amerika'nın diktatör dediği yönetimlere bakınız. Amerika kimlere diktatördür? Suudi Arabistan'la ilgili böyle bir tanım kullandığını duyar mısınız Amerika'nın? Ama Amerika için Kaddafi bir diktatördür. Amerika için Saddam bir diktatördür. Amerika için Beşar Esad bir diktatördür. Amerika için Çin bir diktatör tarafından yönetilmektedir. Amerika hedef aldığı ülkeleri yönetimlerini diktatör ilan eder. Demokrasi karşıtı ilan eder. Oysa Amerika'nın atadığı darbe yöntemiyle getirdiği çeşitli antidemokratik yöntemlerle getirdiği yönetimleri de bize demokratik yönetimler olarak kabul ettirmeye çalışır. Bu cephede dostlarımızı iyi görmemiz ve tanımamız gerekir. Venezuela devleti Türkiye'nin dostudur. Venezuela devlet başkanı Maduro da Türkiye'nin dostudur. Bize düşen burada Maduro'nun yanında bulunmaktır, Venezuela'nın yanında bulunmaktır. Nitekim ilk destek de Türkiye'den gelmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı'na destek mesajı verdiğini biliyoruz ve bu çok olumludur. Yine Twitter üzerinden bir çalışma başlamıştı dün. Onu mutlaka izlemişsinizdir. Twitter Amerikan merkezli bir şirket olmasına rağmen dünyada en büyük buraya katkan Maduro etiketine Türkiye'den olduğunu gördük. Yani aslında milletimizin bu cepheleşmeyi net bir şekilde gördüğünü görüyoruz, anladığını görüyoruz. Bu cephe kavramını biraz tartışmak ve konuşmak gerekir burada. Venezuela'ya yapılan saldırı aynı zamanda Türkiye'ye yapılan saldırıdır. Dolayısıyla bu saldırıların bu cepheyi birleştirmesi, büyük insanlık cephesini kuvvetlendirmesi gerekir. Bunu bir fırsata dönüştürmek gerekir. Amerika'nın bu saldırganlığının bir fırsata dönüşmesi gerekir. Evet.